Beyaz Saray basın sözcüsü Sean Spicer, pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı uyardı. Spicer, eğer rejim güçleri bir başka kimyasal saldırı düzenlerse kendisi ve ordusu ağır bir bedel ödeyecek uyarısında bulundu. Muhtemel kimyasal saldırı hazırlığı ile ilgili özel bir bilgi ya da kanıt açıklanmadı. Suriyeli yetkililerse Beyaz Saray'dan gelen açıklamayı reddediyor. Şam, kimyasal silah kullandığını ya da kullanmaya hazırlandığı yolundaki iddiaları kabul etmiyor. Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar, Associated Press'e verdiği demeçte Beyaz Saray'ın açıklamasının Suriye'ye karşı diplomatik savaşın habercisi olduğunu öne sürdü. Amerika 2013'te yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırıyla bu yıl başında yapılan kimyasal saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutuyor. Beyaz Saray'ın önceden uyarmadan gelen açıklaması Dışişleri Bakanlığı yetkilileri için sürpriz oldu. 4 Nisan'da muhaliflerin kontrolündeki An Şeyhun kasabasında düzenlenen saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Fransız hükümeti tarafından yapılan incelemelerde bölgede sarin gazı ve heksamin olarak bilinen madde tespit edilmişti. Bunun 2013'te düzenlenen ve Suriye rejiminin suçlandığı saldırıda kullanılan kimyasallarla aynı olduğu bildiriliyor. Esad da Han Şeyhun'da olanlarla Şam'ın bir ilgisi bulunmadığını belirtiyor ve bunun Suriye'ye saldırı düzenlemek için Amerika'nın uydurması olduğunu iddia ediyor. Amerikan saldırısında kimyasal silahların depolandığı tahmin edilen bir hava üssü vurulmuştu. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.